İstanbul'da toplu taşıma hizmetinde engelliler için bazı kolaylıklar sağlanıyor. Bu kolaylıkları bize şimdi A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktaracak. Mehmet, günaydın, seni dinliyoruz. Günaydın. Engellilerin toplu taşıma araçlarının engellilere uyumlu hale getirilmesinde İETT araçları örnek. Biz de şu anda bir İETT otobüsündeyiz. Kadıköy'den Yenidoğan'a doğru seyahat ediyoruz. Peki engellilere uyumlu olması için otobüslerde veya toplu taşıma araçlarında neler yapılması gerekiyor? Birinci olarak konması gereken şey tekerlekli sandalye kullananlar için ayrılmış bu bölüm. Buraya aslında tekerlekli sandalyeyle bu otobüse binmek isteyen yolcular geçebiliyor sadece. Tekerlekli sandalyelerini buraya koyabiliyorlar. Peki ikinci olması gereken önemli nokta ne? Sesli uyarı sistemi. Biraz önce duydunuz, belki benim sesim biraz gölgeledi ama sesli uyarı sistemi görme engelli vatandaşlar. Şu anda sustum onu duymanız için. Görme engelli vatandaşların en azından hangi durağa geleceği veya bir sonraki durağın ne olacağı konusunda. İşte bu sinyal üzerinden, uydu üzerinden tanımlanan nokta sesli bildirimle birlikte görme engelli yolculara nerede olduğunu gösteriyor. Orta kapı, diyelim ki engelli bir vatandaşımız bu araca bindi ve orta kapıdan inmek istiyor. Şoför bey yardımcı oluyor şimdi bize. Tekerlekli sandalyesiyle buradan inmek için işte bu aparat kullanılıyor ve tekerlekli sandalyesiyle birlikte o yolcumuz otobüsten buradan inebiliyor. Aparat bu yönde. Şoförümüze teşekkür edelim. Tekerlekli sandalyesiyle binenler için çok büyük bir kolaylık. Aynı zamanda bu otobüs yine uyumlu olduğu için eğer tekerlekli sandalyesiyle biri inmek istiyorsa hafif sağ tarafa doğru yatmış oluyor. Bu da onun inim için, inmesi için kolaylık sağlıyor. Ve yine o gördüğünüz kemer engelli aracının sarsılmaması için. Evet, sarsılmaması için. Emniyet sağlıyor. Evet, evet. Fren herhangi bir şey olduğu zaman oldu ya da arabada taksi kemer olduğu gibi o şekilde aynı muhafaza oluyor. Peki gün içinde kaç engelli yolcu taşıyorsunuz desem? Gün gün değişiyor. 5 tane oluyor, 10 tane oluyor. Bazen 3 tane. Ama bu şekilde onların evet, kaliteli bir şekilde seyahat etmesi. Bir özürlü oluyor yalnız. Kemer bir tane olduğundan dolayı. Evet. Özürlü arkadaşların da bilgisine. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda şoförlere eğitim de yine İETT'nin önem verdiği bir nokta. Çünkü işitsel anlamda ve konuşma anlamında engeli olanlar işaret diliyle şoförle anlaşabilecek. İETT'nin yakın zamanda planladığı hedef bu. Her şoföre işaret diliyle yolcuyla anlaşabilme eğitimi verilecek ve bu şekilde konuşamayan bir yolcu derdini, sıkıntısını veya nerede inmek istediğini işaret diliyle şoförle konuşarak halledebilecek. İETT otobüsleri toplu taşıma araçlarının en azından İstanbul'da engellilere yönelik en uyumlu olduğu araçlar, İETT araçları ve diğer toplu taşıma araçları da yine görmüş olduğunuz İETT araçları gibi uyumlu hale getirilecek. Aksi halde cezai müeyyideler uygulanacak. Son sinyalle birlikte biz de yayınımızı bitirelim. Sözü yeniden size bırakalım.